Selam, merhaba arkadaşlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Yeni ve çok önemli bir videoyla. Ama videoma başlamadan önce buradan bütün beni takip eden ya da takip etmek isteyen ya da bu videoyu izleyen bütün arkadaşlara tek tek teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim yani İtalya'da yaşayan ya da İtalya'ya gelmek isteyen ya da bu düşünceye sahip olan insanların bir tek sorunu var. O da İtalya'ya geldiğinde yeni tip ehliyetini nasıl değiştireceğini. Biliyorsunuz bu konu hakkında iki video yapmıştım. Bu iki videoda hep olumsuz cevaplar gelmişti biliyorsunuz. Yorumlarda cevaplarda hep olumsuzdu. Ama size hayırlı bir haber vermek istiyorum. İnşallah hayırlıdır. Yani hepimiz için hayırlıdır. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 2 yıl sonra ehliyetimi aldım, İtalyan ehliyetimi. Ve geçen gün benden sonra acaba alan var mı diye baktım. 2 kişi daha Floransa bölgesinde, Firenze bölgesinde, Toskana bölgesinde 3 ay bekleyerek ehliyetini almışlar. Yani yeni tip Türk ehliyetini İtalyan ehliyetine çevirmişler. Ben kendi gözlerimden gördüm arkadaşlar. Yani bunda %100 eminim. Yani eski tip ehliyet değil, yeni tip ehliyetini İtalyan ehliyetine çevirmişler. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz, alkışlıyoruz. Yani çevirmeler başlamış. Şimdi takipçilerimden bir tanesi, çok teşekkür ederim, gerçekten çok fazla yorum yaptı, açıklamalar yaptı, Rebecca. Uzun zamandan beri de, yani epeyden beri de böyle mesajlaşıyoruz, mesajları okuyoruz burada kendi aramızda. O Bergamo, Parma bölgesinde İtalyan ehliyetine çevirmiş yeni tip Türk ehliyetini. Onu da tebrik ediyoruz buradan. Ama bana şu ikinci yorumu da attı. O çevirmiş ama kuzeni çevirememiş. Yani yeğeni çevirememiş. Yeni tip Türk ehliyetini İtalyan ehliyetine çevirmemiş. Bu da ne demek oluyor? Bunlar bizimle alay ediyor resmen trafik şube. İstediğine göre istediği kişiyi çeviriyorlar demek. Ama iyi bir haber şu. Artık ehliyetler yavaş yavaş çevrilmeye başlıyor. Yani en azından ben Toskana bölgesini biliyorum. Firenze bölgesini biliyorum. 2-3 kişi ehliyetini çevirdi arkadaşlar. Yeni tip Türk ehliyetlerini İtalyan ehliyetine çevirdi. Hayırlı uğurlu olsun herkese diyelim şimdiden. Herhalde bunun devamı gelir umuyorum. Ama %100 de demiyorum. Hani çünkü bunlar kafalarına göre, sevdiklerine göre ehliyeti çevirdikleri için umarım devamı gelir. Şimdi arkadaşlar sizlerden tek ricam var. Eğer ehliyetini çevirmiş olan arkadaşlar varsa, yani yeni tip Türk ehliyetini, İtalyan ehliyetini çevirmiş olanlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Ve nerede çevirdiğini yazsın ki ben de ona göre bir video çekeyim. Herkes nasibini alsın. Herkes bundan yararlansın. Çünkü uzun zamandan beri biz bu sıkıntıları çekiyoruz. Maalesef çekiyoruz. Bir sonuca varamadık. Ama son işte şu videomda öğreniyorum ki yavaş yavaş çözülmeler başlıyor. En azından Firenze başladı. Diğer bir takipçimin de dediğine göre Bergamo, Parma başladı. Hayırlı olsun. Hepimize tekrardan çok mutluyum inanın ki. İnşallah sizler de çevirirsiniz. Dediğim gibi yorumlarda lütfen olumlu ya da olumsuz mutlaka yorum yazın. Çevirdim ya da gittim denedim ama çeviremedim diye şey olarak yazın. Şehir olarak yazın mutlaka. Bekliyorum. İkincisi, kafamda bir plan var. YouTube üzerinden canlı yayın yapmak istiyorum. Siz soracaksanız ben cevaplayacağım ya da birbirimize soru cevap yapacağız. Hem soru cevap yapacağız. İtalya hakkında bilmek istediğiniz her şeyi öğreneceksiniz. Hem İtalya'da yaşayanlar ya da İtalya'ya yeni gelenler ya da gelmek isteyenler. Hem de ben de sizlere bu konuda tanımış olacağım. Yani hep biz birbirimize tanışmış olacağız. Bence güzel bir hem izlenim olur hem de güzel bir atmosfer olur. Ama bunun için de bana lütfen yorumlarda sizce canlı yayını hangi saatlerde ya da hangi günde yapmam gerektiğini söyleyin. Çünkü ben canlı yayın yapıp boş boş kameranın karşısına oturup acaba birisi gelir mi diye beklemek istemiyorum. O yüzden sizlerden ricam, eğer bana bu yorumda, bu videoda yorum yaparsanız ya işte şu günlerde ya da şu saatler arasında bir canlı yayın yapalım derseniz ben de o günü ayarlamaya çalışırım. Hatta canlı yayın yapmadan bir gün önce de video paylaşırım hangi saatte canlı yayın yapacağımı. O beni takip eden ya da beni izleyen arkadaşlar o canlı yayına girerse bütün soru cevapları vermiş oluruz. Kafamızdaki çoğu şeyi de silmiş oluruz. Evet, videomun sonuna geldim. Mutlu bir haber verdiğimi düşünüyorum.
Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bana ve kanalıma destek olmak amaçlı videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İtalya'dan herkese kucak dolu sevgilerle görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen.